İkinci sual. Furkan-ı Hakîm'de اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَيْكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur. Hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimul lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, birinci sualin cevabının ahirinde denildiği gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdili mekandır, bir tahvili vücuttur, hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakay hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye, ve mizanlı bir imtizacat unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatı ile tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mebde hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin Yahut hayvanların mideyi insaniyede ölümleri hayatı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en etna tabakayı hayat olan hayatı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ulvisi olan hayatı insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayatı bâkiye sümbülü verecektir. Amma mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan dört vecihine işaret ederiz. Birincisi ağırlaşmış olan vazifeyi hayattan ve tekalifi hayatiyeden azat edip yüzde 99 ahbabına kavuşmak için alemi berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüsatli, sürurlu, ızdırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle, mahbub-u bâkînin daire rahmetine girmektir. Üçüncüsü, ihtiyarlık gibi, şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mevti, hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela, sana ıstırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber, ceddin cetleri, sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela, güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin, kışın şedaydi içinde hayatları ne kadar zahmet, ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattır. Hususan musibet zedeler, yaralılar, hastalar için, öyle de nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibet ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için, aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için, müteaddit sözlerde kat'î ispat edildiği gibi, mevt dahi hayat gibi nıkmet içinde nıkmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir.